Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ekonomi Şurası'na hepiniz hoş geldiniz. İç Anadolu Bölge Temsilcisi olarak Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'e veriyorum sözü. Mustafa Bey. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Bakanlarım, Sayın Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım ve çok değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İç Anadolu bölgesinde bulunan 13 ilimizin 63 oda ve borsa başkanları adına bölgemizin taleplerini size Yiğit Odalar'ın diyarından ileteceğim inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime başlamadan önce ülkemiz adına vermiş olduğunuz üstün gayretlerden ve çabalardan dolayı tüm oda ve borsa başkanlarımız adına size çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Birinci maddemiz İç Anadolu bölgesi illerinin İç Anadolu Havzası adı altında kalkınmada öncelikli iller kapsamını alınarak Türkiye'nin güvenli üretim bölgesi haline getirilmesi adına gerekli teşvik ve altyapıların yapılmasını talep ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. İkinci maddemiz en küçük beldelere kadar uzanan zincir marketler tacirlerimizi kapama noktasına getirmiştir. Yerel tacirlerimizin korunması amacıyla perakende ticaret yeniden düzenlenmelidir diye düşünüyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Üçüncü maddemiz yatırımcıların rotasını İç Anadolu'ya çevirmesi için teşvik sınıflandırmasında dördüncü bölgede yer alan illerimizin altıncı bölge teşviklerinden faydalandırılması ya da özel teşvik uygulanmasını talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2019 Sivas mitinginde Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ve Sivas geneli için en özel teşvik kapsamına alınması müjdesini vermiştiniz. Sizin Sivas adına söz verip de yapmadığınız hiçbir şey olmamıştır. Bu müjdenin de gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Dünya genelinde yaşanmakta olan pandemi sürecinde büyük önem arz eden bu kararnamenin Sivas ilinin tamamının cazibe merkezi kapsamına alınarak imzalanması ve 2018'de altyapı ihalesi yapılan 2020 yılı sonunda bitmesi gereken Demirağ Organize Sanayi Bölgenin tamamlanabilmesi için 93 milyon TL altyapı bedelinin tamamını gönderilmesini talep ediyor Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah bu kararname imzalandı da ilk etapta 10 bin kişilik istihdam sözünü veriyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin hep söylediğiniz bir cümle var. Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. Allah'ın izniyle tüm Sivas arkanızda Sayın Cumhurbaşkanım. Dördüncü maddemiz ülkemizde ve dünyada devam eden pandemi nedeniyle zor günler geçiren firmalarımızın ödemesi gereken kredilerin ertelenmesini, kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru imkanının sağlanmasını ve mücbir sebep kapsamında ertelenen devam etmekte olan süreç sebebiyle biriken SGK ile vergi ödemelerinin taksitlendirilmesini talep ediyor Sayın Cumhurbaşkanım. Dün açıklanan önlemler kapsamında da kapanacak olan işyerler için kira desteğini talep ediyoruz. Beşinci madde inşaat, medikal ve gıda tedarikçi firmaların kamuda birikmiş ödemelerinin tahsil edemediklerinden dolayı yaşamış oldukları finansal sorunların çözümünü talep ediyor Sayın Başkan. Altıncı madde İç Anadolu bölgesinin itici güçlerinden biri olan Kayseri'nin otoyol bağlantılarının yapılmasını ve hızlı tren ağına eklenmesini talep ediyoruz. Tarımsal üretimin desteklerinin yeniden planlanarak artırılmasını talep ediyoruz. Özellikle bölgemizde üretilen buğdayın kalitesi ve veriminin artırılması, bunun için tohum ıslahını talep ediyoruz. Çiğ süt fiyatlarının artırılmasını, kullanılan çiftçi kredilerinin yapılandırma ödemelerinin ertelenmesi, et ve süt üretim maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle bu sektördeki firmaların desteklenmesi, salgından etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörü ve eğitim sektörü gelmektedir. Yine dün açıklanan tedbirlerde göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sektörler için özel destek paketleri talep etmekte Sayın Cumhurbaşkanım. Bölgemizde yer alan organize sanayi bölgelerinin altyapı eksiklerinin tamamlanmasını talep ediyoruz. Aksaray ilimizde demiryol ihalesi yapılmasını bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karaman ilimizde de hızlı tren hattı tamamlandı, devreye alınmasını talep ediyoruz. Tamamla. Hızlı trenimiz geldi, Allah sizden razı olsun. 2020 sonu 2021'de inşallah Sivas hızlı treniyle dünyaya kavuşacak Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı sunuyorum.